Ocak ayının 3'ünde işten yaklaşık saat akşam üzeri 21 civarında çıktım. İzban durağında bekçilerle bir münakaşa yaşadık. Beni GBT sorgusuna koydular. Bu arada cep telefonundan müzik dinliyordum. Kürtçe bir müzik. Şivan Perver'in Biji Kürdistan müziği çalıyordu. Ben de eşlik ediyordum bu müziğe. Bekçiler neden bu müziği dinliyorsun diye azarladılar ve bu müziği kapatmamı istediler. Ben de müzik dinlemek suç değil dedim ve Kürtçe müziğe yasak olmadığını söyledim. Onlar da işte bu ülkenin ekmeğini yiyorsun, bu ülkede yaşıyorsun, böyle müzik dinleyemezsin dediler. Ben de kendilerine bu ülkede Kürtler de yaşıyor, bu ülkede İngilizce'de, Fransızca'da, Arapça'da, farklı dillerde de müzikler çalıyor ve herkes bunları dinliyor. Çaldığım müziği kapatmadım ve dinledim. Aynı zamanda eşlik ettim. Bunun üzerine 4 tane bekçi beni izbanın bir odasına kapatıp darp ettiler. Haksız bir şekilde beni gözaltına aldılar. Ters kelepçe yapıp beni hastaneye götürdüler. Orada kelepçemi söküp doktor odasına aldılar. Ben onların dışarı çıkmasını istedim. Bunu doktora da söyledim. Doktor kabul etti ama bekçiler ve hastane polisi olmaması gerektiği halde benle beraber muayene odasına girdiler. Karakolda koridorda beni sandalyeye kelepçediler ve aşağı yukarı 2-3 saat beni koridorda kelepçeli bir halde bıraktılar. Bana kağıt getirdiler. Yazılı bir kağıt. Bunu imzalamamı istediler. Ben bu imzalamayı reddettim, imzalamadım. Ondan sonra polisler, Emniyet Müdürlüğü'nün gece amiri, Emniyet Müdürlüğü'nün gece amiri, nöbetçi amiri, bekçiler gelip zorla, sözlü olarak beni, bana işte bunu imzalamam gerektiğini ve imzalamasam buradan çıkamayacağımı söylediler. Ona rağmen ben yine imzalamadım ve gecenin 3.30'unda beni mecburen salıverdiler. Ertesi gün iş yerine gittiğimde iş yeri sahibine işe başlayacağım. İş yeri sahibine şunu söylemişler. İş yeri sahibinden duydum bunu. Ferhatçilik teröristtür. Burada çalışamaz, çalıştıramazsınız. Eğer burada çalışırsa, burada çalıştırırsanız sizinle uğraşırız. Elimizden gelen her şeyi yaparız ve sizi burada barındırmayız demişler. Bunun üzerine iş yeri sahibi beni işten çıkardı. Ben bu haksız duruma maruz kaldım. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği'ne başvurdum. Bunu kamuoyuna duyuruyorum. Türkçe müzik dinlemek suç değildir. Kürt olmak suç değildir. Biji Kürdistan demek suç değildir.